Hayri abla, hiç sesin soluğun çıkmıyor bakıyorum. Hangi konuda? Eren Hanım'ı diyorum. Dila Seyit Bey'i ezip konağa hanım olacak diye düşünürken bir de bu Eren karısı çıktı başımıza. Sabah sofrada şarladı bana gene hanım. Allah bilir ne yaptın da şarladı. Şarlaması bana değildi, ben sezdim. Neydi o zaman? Öf abla ya, sabah anlattım ya sana. Sultan Azer kocamdır, döver de sever de deyince Seyit Bey'in çok hoşuna gitti. Tabii Dila ile Eren Hanım da bozuldular buna. Seyit Bey doğrucu adamdır, lafını sakınmaz. Doğruculuğundan değil o. Niye o zaman? Adam da bunama başladı, bunama. Bir Dila'ya pas atıyor, bir Eren Hanım'a yeşil ışık falan yakıyor. Sonra da sultana dönüp aferin kızım diyor. Hayriye abla, dansöz gibi kıvırıyor senin, anlayacağın. Sen ne cüretle böyle konuşuyorsun ha? Eren Hanım. Demek Seyit Bey bunadı ha? Dansöz gibi kıvırıyor, öyle mi? Eren Hanım. Kapa çeneni. Bir de kendini müdafaa ediyorsun. Bundan sonra hareketlerine dikkat et. Ufacık bir hatanı yakalarsam Seyit Bey'e bir bir ne mal olduğunu anlatırım. Duydun mu beni? Hayır ya, ben ne yapacağım şimdi? Ya gidip Seyit Bey'e her şeyi anlatırsa? Sus kız, ağlama. O kadar kolay mı seni kapının önüne atmak? Abla çenem çekileydi de demeyeydim o lafları. Sultan Hanım. Kızım halılar niye burada? Alın şunları, arka tarafta bir yerde kurutun. Peki Sultan Hanım. Ne oldu, niye ağlıyorsun sen? Hiç. Nasıl hiç? Sultan Hanım. Ha? Ben burada kalıcı değilim galiba. O ne demek öyle? Eren Hanım beni kovduracak buradan. Eren Hanım mı? Niye, ne oldu? Dila Hanım hakkında konuşuyordum. Ama inanın kötü bir niyetim yoktu. Bütün gün dışarılarda dolaşıyor. Seyit Bey yakında bu durumu el koyar dedim. Eren Hanım da bunu duyunca esti gürledi. Böyle konuşmaya hakkım yokmuş. Bir daha olursa beni Seyit Bey'e şikayet edecekmiş. Ne yani? Bu kadarcık şeyden bağırıp tehdit etti seni, öyle mi? Evet. Vallahi ben artık kime nasıl davranacağımı şaşırdım Sultan Hanım. Ana kız ikisinin de başımızın üstünde yerleri var. Ama ikisi de konağın 40 yıllık hanımıymış gibi davranıyorlar. Biz size alışmışız. Size hanımımız bellemişiz oysa ki. Beni buradan kovdurursa ben ne yaparım Sultan Hanım? Ah, dilim tutulaydı da etmeyeydim o lafları. Tamam. Merak etme. Hiç ses etme sen. Ben bu evde olduğum sürece hiçbir şey yapamaz o karı sana. Hele bir zamanı gelsin. O Dila'nın da anasının da burnunu öyle bir sürteceğim ki. Sağ olun hanım. Allah sizden razı olsun. Tek inandığım, tek güvendiğim sizsiniz. Sizden başka hiç kimsem yok benim. Tamam. Hadi ağlama artık. Hadi.